Marangozun tepesinde de herhalde masadakileri görüyorsun. Bu sıradan bir şey, gayet normal. Sürekli içiyorlar çünkü. Bunlar bira. Evet, makinaları sağda bir iki tane burada makinesi var. Bir tester ile bir Polonya gibi bir şey. Bir tane şu ileride zımpara makinesi var. Başka da bir şeyleri yok. Bütün marangoz malzemesi de bu görünenler. Şu Vario yazan Türk malı zaten. Türk malına rastlamak gayet çok beya var. Evet, burası da bizim Zaza'nın evi. Alt kat mutfak ve salon. Üst katı yatak odası olarak kullanıyorlar. Ben hiç çıkmadım üst kata. Alt katta yattım ben, salon, televizyon olan kısımda. Böyle alt tarafı beton, üst tarafı konteyner olan bir şey. Böyle burası eskiden sanayi gibi bir şeymiş böyle. Yıkılmış. Tabii böyle bu şeyin avlanan süper bir yol var tabii ki. Ama yol çok yeni yapılmış. Çok yeni yapıldığı için güzel. Yoksa öteki yollar rezalet. Bu da Zaza'nın köpeği. Evet, bu da Zaza'nın yılbaşı gecesi aldığı şeyler. Bu da bitik bir durumda duruyor zaten. Bitirmiş, koymuş buraya. Burada genel olarak petlere baktığın zaman %90'ı bunlar koca şişeler, bira şişeleri. Burada bir tane su şişesi var. Şu bira şişesi kocaman. Genelde böyle bira şişeleri var. Evet, bu da Zaza'nın banyo yaptığı şey, tıraş oldu herhalde şey banyodan sonra. Bu selam Türkiye. Bilmiyorum nasıl çıkıyor. Evet, selam. Zaza'nın evinden Gürcistan'dan selam. Kendimi de hele şükür çekebildim. Gürcistan'dan selam. Ne diye sorarsam, bu da Zaza'nın tuvaleti yavrucuğum. Tuvaletler, ya Zaza'nın tuvaleti yine iyi. Yani bu gayet güzel bir tuvalet. Suyu akmadığından dolayı tuvaletin suyu bu. Tuvaletin suyu, bak tuvaletin önünde gördüğün gibi. Suyu akmadığından dolayı tuvaletin suyu bu da. Ve tuvaletin su depoları bunlar da çeşitli. Şunlar suyunu kesmişler inşaattan dolayı. Evet, bu da bizim meşhur ladamız. Meşhur ladamız. Zaza'nın kışlık odunları. Nasıl yapıyor? Şimdi başlıyor işte.